Apartman toplantısından geliyorum. Yine herkesin birbirini gırtlaklamak istediği bir ortam. Ben yine hiçbir şey konuşmadım tabii. Apartmanın tüm yükünü Nevzat Bey'e kilitledik, geldim. Uğraşsın dursun. Bugün size güzel bilgiler vereyim diye bayağı araştırma yaptım. Ön libero mevkisini anlatayım dedim. Ön libero kelimesini de pek sevmiyorum. Baktım İngilizler o bölgeye çapa diyorlar, ben de öyle kullanayım. Niye çapa peki? Gemideki tüm mürettebat çapanın kuma saplandığı yerde durmak zorundadır ya, ondan. Çapa dediğin adam merkez orta saha oyuncuları içinde bulundukları takımın oyun boyunu belirler. Maçın temposunu gerektiğinde pres ve gücüyle ve kazandığı toplarla arttırabilir ve isterse de tempoyu düşürür. Takımın tüm yükü ondadır. Girişi ondan Nevzat Bey'le yaptım. Tüm kat malikleri çöpünü, asansörünü, temizliğini nasıl emanet ediyorsa takımlar da Messi'sini, Ronaldo'sunu, Gomez'ini böyle adamlara emanet eder. Peki Türkiye Ligi'nin apartman yöneticisi kim? Tabii ki Atiba. İtirazınız mı var? Hayda. Hadi bakalım. Atiba haçılsın, çatışmalar başlasın. Bana bakın. Bu benim fikrim ve benim videom. Atiba'ya gizli kahraman diyorlar ama bence artık hiçbir şey gizli değil ya. Baya baya ayan beyan kahraman adam. Her zaman sahada. Devamsızlık yapsa notu düşecek sanki. Ya havalar güzelleştiğinde hadi maçtan olmasın, antrenmandan kaytar be adam. Yok. Bu kadar oynuyor. Bölge çetin, mevkii sert, kart da görmüyor. Başka bir dünyadan gibi diyeceğim de hakikaten başka bir dünyadan. Dünyanın te ucunda Kanadalı. Kanadalı adam bu hokeyci olur. Bu futbolcu olmuş. Doğru düzgün antrenman sahası bile yok oralarda. Demek ki imkanlar biraz fazla olsaymış acaba neler olurmuş? Gerçi şartları da zorlamış Atiba. İsveç'e gitmiş mesela. Sonra Danimarka. O soğuk ülkelerde de nasıl yaşıyorlar anlamıyorum ya. Atiba için söylemiyorum, adam sıvı gibi zaten bulunduğu kabın şeklini alıyor. Ligin en iyi futbolcusu seçilmiş orada da. Ben beylik laflarla çapa oynamayı anlattım ya. Atiba Danimarka'da kanat oyuncusuydu biliyor musunuz? Forvet arkası bile oynamış. Ya 20'den fazla da gol atmışlığı var. O yapar ya. Ona her şey yakışır. Sonra PSV tedrisatı. Allah'tan yolunda gitmemiş bir şeyler. Türkiye. Mürettebat çapa olmadan ne ilerleyebilir ne dinlenebilir ya. Bilic'in takımının rol belirleyicisi olarak bayağı dikkat çekmişti Atiba. Hatta Arsene Wenger kendisini bayağı etkileyici bulduğunu söylemişti. Takımın sigortası olmayı başardığından, her taşın altından çıktığından, her siparişe yetiştiğinden Atiba Türkçe'de deyim olarak kullanılmaya başladı. Tabii. Geçen bak bir kafede iki arkadaş oturuyoruz. Birimiz hesabı isterken diğerimiz son olarak bir çay istedi. Garsondan cevap. Abi ben Atiba mıyım ya? Her yere yetişemem ki. Nasıl da büyük oynuyor işte. Adamın ahtapot gibi çok çabacağı var sanırsınız. Hani yaşı da fazla. Ne yapıyorsun? Nasıl yaşıyorsun be adam? Size minik bir bilgi. Hayatında bir kez bile ağrı kesici kullanmamış. Tek bir hap yutmuşluğu dahi yok. Organik adam yani. Acayip pimpirikli. Fazla antrenman yapıyor, erken yatıp erken kalkıyor. Sınırları da maçtan önce zorlayabildiği kadar zorluyor. Her ne zaman, ne kadar oynarsa oynasın taraftarı biliyor ki Atiba Hutchinson kötü oynamaz. Ne büyük güven değil mi? Kötü maçı yok hakikaten. O forma ıslanır mutlaka. Mürettebat çapı olmadan ne hareket edebilir ne ilerleyebilir dedim ya. Ondandır takımının başarısı, emin olun. Bir de Şenol Güneş'le birlikte asıl derdi ve felsefesi oyunu domine etmek olan bir anlayışa geçilince onu sadece yorulmak bilmeyen adam olarak yorumlamak da yanlış olur hale geldi. Pres zamanlaması, kazanılan topu kullanım süresi, tampon bölgede vites ayarlayıcı rollerin üstesinden gelen zekada B12 takviyesi var diyeceğim ama dediğim gibi hap kullanmaya da karşı adam. Hani muhabir demiş ya, Zidane, dünyanın en iyi futbolcusu olmak nasıl bir duygu? Zidane cevap vermiş, bilmem, Scholes'a sorun. Gelen oyuncu, giden oyuncuları kenara bırakın, Şenol Güneş'e sorun. Bu apartmanın yöneticisi Gomez mi, Sosa mı diye. Atiba'nın adını söyleyeceğine eminim.